Herkese merhabalar. Sosyal Bilgiler dersi kanalına hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf öğrencilerimle birlikte tablo ve grafiklerle ülkemiz nüfusu hakkında konuşmalar yapacağız. Dersimize geçmeden önce derslerimizi beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Arkadaşlar, sorularda çok fazla karşınıza çıkar. Tablo ve grafikler Bunları yorumlayabilmeniz sizin için gerçekten çok önemli. Denemelerde, yazılılarınızda, daha sonraki gireceğiniz sınavlarda, LGS'de yani bunlar sizin işinize yarayacak. Özellikle dikkatli dinlemenizi istiyorum. Başlayalım. Bu gördüğünüz tablo ülkemizin nüfus ve nüfus artışı grafiğini gösteriyor. Yani burada hem ülkemizin nüfusu var hem de nüfus artışı var. Yani bakın ikisi aynı kavram değil. Kaç tane insan yaşıyorsa nüfus, bunun yüzdelik olarak artışı ise nüfus artışı diyoruz. Şimdi tabloyu incelediğimiz zaman arkadaşlar, nüfus artışı bize artış hızı kırmızı çubukla gösterilmiş. Yani bu inişli çıkışlı olanla mavi olanla ise nüfus gösterilmiş. İkisi birbirinin aynısı değil arkadaşlar. Bu nüfus bize şunu gösteriyor. İlk başlarda 1927'den daha sonraki yıllara kadar yani geleceği de katmış. Bu grafik nüfusumuzun nasıl artacağını gösteriyor. Şimdi bakalım. 1927 yılında ülkemizin nüfusu 10 milyonla 20 milyon arasında arkadaşlar. Ama bakın zamanla yavaş yavaş ne yapmış? Artmış. Hemen yılımızı bulalım. 2017 şu çizginin olduğu yıl arkadaşlar. Ülkemizin 2017'deki grafiğe göre nüfusu şuradan gidiyorum 80 milyon. E biz bunu zaten daha önceki dersimizde görmüştük. Grafikte buradan yıllara ulaşıyorsunuz. Sol taraftansa ise nüfus ne kadarsa buna ulaşıyorsunuz. Peki size soruyorum yorumlara yazabilirsiniz. Bana 1970 yılındaki nüfusu yazabilir misiniz? Yorumlara yazın ben bekliyorum. Birazcık size zaman tanıyacağım. 1970 yılındaki nüfusu soruyorum. Evet, galiba buldunuz. Bakın 1970 burası. Yukarı doğru çıkıyorum. Tam olarak birleştiği nokta buraya bakıyorum yaklaşık 30 milyonla 40 milyon arası bir yere denk geliyor, doğru mu? Evet, buna ulaştık. Peki biraz da nüfus artışını yorumlayalım. Bizim ülkemizde 1927 yılında nüfus artış hızı yaklaşık şöyle söyleyelim arkadaşlar Özür diliyorum bu yüzde değil binde binde 20. Bakın sağ tarafta da bindelik yüzdeleri gösteriyor. Binde 20. Ama bakın 1927'den sonra yavaş yavaş azalmaya başlamış. 1945'e geldiğimizde ise bakın buranın en düşük seviyesine gelmiş. Daha sonra 1945'ten sonra ne yapmış? 1900 kaça kadar 60'a kadar artmış. Nüfus artış hızı 60 yılına kadar artıyor. Sonra dalgalı bir şekilde devam ediyor. Özellikle şuraya dikkat ediyorsunuz. Son yıllarda nüfus artış hızımız yaklaşık sıfıra yaklaşıyor. Yani neredeyse nüfus artmayacak. Yani bu bizim için tehlikeli arkadaşlar. Kalabalık olmak bazı şartlardan iyidir, bazı yönlerden de kötüdür. Şimdi benim burada grafiği yorumlayalım kısmımız var. Grafiği yorumladığımızda 1927 yılından günümüze nüfus ne yapmıştır? Sürekli artmıştır. Nüfus artışı burada mavi ile gösteriliyor. Nüfus artış hızı yıllara göre değişmiştir. Zaten yıllara göre değiştiğini dalgalı olduğundan anlayabiliyoruz. Peki sizlere birkaç tane sorum var. Bu soruları yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Şöyle şuradan göstereyim. Siz de buradan bakabilirim. En yüksek nüfus artış hızı hangi yıl olmuştur? En yüksek nüfus artış hızı hangi yıl olmuştur? Bakalım. Nüfus artış hızı kırmızı ile gösteriyordu. En yüksek burası yani yaklaşık 1960. Bu sorumuzun cevabı 1960. En düşük nüfus artış hızı hangi yıl olmuştur diyor. Biz tabi ileriki yılları katmayalım. 2017'de kalalım şurada. Şurası 2017 olsun. 2000, özür diliyorum 2017 diyorum. 2018 hatta 2019'a geçeceğiz. 2018 yılında bakın herhalde en düşük ya burası ya burası değil mi? Büyük ihtimalle 1945. Bunu da yazdık. Son sorumuz. Siz de yorumlara durdurup yazabilirsiniz arkadaşlar. Hangi yıldan itibaren nüfus artışı artış hızı sürekli düşüştedir? Bakın, buradan itibaren sürekli düşüşte. Ama bak şurada az bir şey artmış. Doğru mu? Demek ki sürekli düşüş sayılmıyor burası. Bundan sonrası sürekli düşüş. Grafiğe baktığımızda sürekli düşüşü yaklaşık 2010'dan birazcık öncesi. Hemen hemen kaç diyebiliriz? 2008 yazabilirim mesela ben buraya. Ülkelerin nüfus özelliklerini anlayabilmek için nüfus piramitlerine bakmanız gerekir. Bu gördüğünüze nüfus piramidi deniliyor arkadaşlar. Bizim ülkemizin 2017 verilerine göre nüfus piramidi. Şimdi incelediğiniz zaman buradan şu sonuca ulaşıyorsunuz. Sol tarafta erkekler gösterilmiş, sağ tarafta kadınlar gösterilmiş. Bu grafikte yani piramitte 0-14 yaş arası çocuk, 15-64 yaş arası çalışan insan, olgun yetişmiş insan, 65 üzeri yaşlı nüfus olarak bizlere belirtilmiş. Şimdi nüfus piramidi bize neyi verir? Sonra da yorumlayalım arkadaşlar. Nüfus piramidi sayesinde toplam nüfusu bulabilirsiniz. Bunların hepsini teker teker topladığınız zaman toplam nüfusa ulaşırsınız. Yaşlara göre dağılımı. Bakın kadın ayrı, erkek ayrı. Yani piramide baktığınız zaman yaşlara göre dağılımı da bilebilirsiniz. Cinsiyete göre dağılım. Kadın, erkek ki zaten piramide baktığınız zaman %49, bilmiyorum görünüyor mu? %49 kadın, yaklaşık %50 erkek olduğunu bize zaten piramit söylüyor. Yaş ve cinsiyet oranlarını, yani birbirlerine oranları ne kadar Bunları da ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Şimdi piramidi incelediğimiz zaman bakın piramitte toplam nüfus içinde yaşlı nüfus oranı düşüktür. Şimdi yaşlı nüfusu şuradan itibaren yani 65 yaşın üzerinden itibaren görebilirsiniz. İşaretlediğim yerin üst kısmı yaşlı nüfus. Yani şurası yaşlı nüfus oluyor. Zaten daraldığını giderek buradan yukarıya doğru daraldığını nüfusun görebilirsiniz. Bu kısmı tamamladık. Devam çalışma kağıdında çalışma çağındaki nüfus çok fazladır. Çalışma çağı 15 ile 64 arası. Bakın 15 ve 64 yani şu arayı kastediyor bize. Tam olarak şu arayı. Bakın en kalabalık kısım zaten burası. Ben buna bakarak bunu da yorumlayabilirim. Kadın erkek nüfus birbirine yakındır. Hemen hemen bakın zaten şuraları toplarsanız nüfus olarak birbirine yakın olduğunu zaten anlayabilirsiniz. Nüfusumuzun yarısından fazlası yetişkindir. Bakın yetişkin 15-64 oluyor. Yani şu kısım evet zaten tablodan, grafikten bunu çıkarabiliyorum. Tabanın geniş olması doğum oranının yüksek olduğunu gösterir. Yani şurasının geniş olması bize doğum oranının yüksek olduğunu gösterir. Daha dar olsaydı yani şurada bitseydi Doğumlar daha az demektir. Daha fazla olsaydı doğum daha çok demekti. İşte bizim ülkemizin nüfus piramidi bu şekildedir arkadaşlar. Nüfuslara baktığınızda sadece bir piramit çeşidi mi var? Tabii ki hayır. Piramit çeşitleri arkadaşlar üçgen piramit olabilir. Kenarı içeriye doğru giren piramit olabilir. Ve arı kovanına benzeyen piramit şeklinde de olabilir. Tabii bu nüfuslara bağlıdır. Şimdi üçgen piramite baktığınız zaman arkadaşlar Doğum oranları biraz fazladır alt kısım. Ölüm yaşlı nüfus biraz daha azdır. Yani baktığınız zaman üçgen şeklinde görüyorsanız buna üçgen piramit diyoruz. Peki üçgen piramit neyi gösteriyor? Az gelişmiş ülkelerin piramididir. Yani Afrika ülkelerini buraya örnek olarak verebilirsiniz. Bizim piramidimize baktığınız zaman da bizim piramidimiz tam olarak buna benzemiyordu. Birazcık daha orta kısmı geniş Yanlar zaten bunun gibi üst tarafta biraz daha daralıyordu. Yani bizimki şu ikisini tam arasında gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kenarı içe dönük piramit. Bakın üst kısım daralmış. Alt kısım geniş. Orta kısım da daralmış. İşte burası da bu piramit şekli de gelişmekte olan ülkeleri gösteriyor. Gelişmekte olan ülkelerin piramidi bu şekildedir arkadaşlar. Arı kovanın piramidi ise en gelişmiş ülkelerin piramididir. Bunlar Japonya olabilir, Amerika, Fransa, Almanya. Bakın yaşlı nüfus biraz daha fazla. Üst kısım birazcık daha geniş. Alt kısım daralmış. Orta kısım da birbiriyle eşit. Arı kovanı piramidi de gelişmiş ülkelerin piramit şeklidir. Bir daha söylüyorum. Bizim ülkemizinki ne buna giriyor ne buna giriyor. Hemen hemen ikisinin tam ortasında arkadaşlar. Gelelim başka bir grafik yorumlamaya. Nüfusumuzun çalışma durumu. Bu grafik şeklinde arkadaşlar pasta grafik denir. Benzediği için böyle bir isimle adlandırılmıştır. Şimdi baktığımız zaman nüfusumuzun çalışma durumunda 3 tane sektör var. Sanayi sektörü kahverengi ile gösterilmiş. Hizmet mavi ile gösterilmiş. Tarım sektörü ise e, kırmızı bordo rengine benzer bir renkle gösterilmiş. Ve yıllara göre verilmiş. Bakın 1927, 1980 ve 2017. En son bakmamız gereken bu. Şimdi... İlk önce 1927'ye bakalım. 1927 yılındaki çalışma durumuna baktığımızda en fazla tarım sektöründe var. Yani %89. Daha sonra %6 ile sanayi geliyor. Yani fabrikalardaki işçiler falan bunlar geliyor. En sonda da hizmet sektörü var. Yani insanlara hizmet eden sektörler. Memur, doktor, asker, polis, öğretmen bunlar. 1980'e geldiğimiz zaman bakın Tarımda çalışan nüfus biraz daha azalmış. 62'ye düşmüş nüfus oranı. Ee, baktığınız zaman hizmet büyük bir atağa kalkmış. Yüzde 26 olmuş ki burada yüzde 5'ti. Burada sanayi sektörü de fabrikalarda çalışan işçiler falan da 12'lik kısmı oluşturuyor. Şimdi geliyorum 2017'ye. Grafiği siz de yorumlayabilirsiniz durdurup arkadaşlar. Sonra da benim söylediğimle kontrol edebilirsiniz. 2017 yılında en fazla çalışan hizmet sektörü. Yüzde 61. Bakın en düşüktü burada en fazlaya geldi. Daha sonra sanayi sektörüne bakalım. Sanayi sektörü yüzde 19 olmuş. Tarım sektörü de yüzde 19 olmuş. Bakın tarım en fazlaydı. İlk yıllarda 1927'de şu anda tarım yüzde 19 yüzde 20 seviyelerine düşmüş. Şimdi baktığınız zaman Tarım sektöründe eğer bir ülkede çalışan insan fazlaysa az gelişmiş. Yani bir ülkede bu grafiğe baktığınızda tarımda çalışanı daha fazla görüyorsanız orası az gelişmiş. Bizim 1927'deki grafiğimize baktığınız zaman demek ki biz bu grafiğe göre az gelişmiş bir ülkeymişiz. Ancak ikinci kısım eğer grafikte sanayi ve hizmet sektöründe çalışanlar fazlaysa gelişmiş ülkedir diyoruz. Bakın hizmet %61, sanayi %19. Yani şu tabloda, yani 2017'yi gösteren bu tabloya baktığımız zaman da bizim ülke tam olarak gelişmiş diyemeyiz ama gelişmekte olan bir ülke diyebiliriz. Ülkemizin çalışma durumu grafiği incelendiğinde ülkemizi giderek gelişmekte olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Gelelim Nüfusumuzun eğitim durumu grafiğine. Zaten grafik açık oluyor arkadaşlar. Açık bir şekilde ne olduğunu anlayabilirsiniz. Grafiği incelediğimizde sol tarafta erkekler, sağ tarafta kadınlar gösterilmiş. Burada kadın erkekleri mavi renkle. Okur yazar değil. Yani erkeklerin %1'i bakın bu çok önemli. Erkeklerin %1'i okuma yazma bilmiyor. Ama %99'u okur yazar. Buradan şöyle anlamayın. Hepsi üniversiteye gidiyor anlamında falan değil. Okuma yazma biliyor mu? Bu oranlar onu gösteriyor. Bu erkekler için önemli bir rakam. Çünkü 100 erkekten bir tanesi bilmiyor, 99'u biliyor anlamına geliyor. Sağ tarafa geliyorum. Kadınların %5'i okur yazar değil. Yani 100 kadından 5 tanesi okuma yazma bilmiyor. 95 tanesi okuma yazma biliyor. %95 okur yazar, %5 okur yazar değil. Şimdi kadınların zaten okur yazar oranlarının artırılabilmesi için devletimiz tarafından bu grafiğe bakılarak politikalar ve e, ne diyelim projeler yürütülüyor. Mesela Haydi Kızlar Okula, Kardelenler projesi bunlarla birlikte zaten bu yorumu biz grafiğe bakarak söyleyebiliyoruz. Devletimiz de buna bakarak projeler üretmiştir. Son bakacağımız grafik kır ve kent nüfusu. Arkadaşlar Öncelikle şunları açıklayalım. Kır ne demek? Kır deyince e, şehirlerden başkaki yerleşim yerleri diyebiliriz. Yani buraya köy ve kasaba diyebiliriz. Köy, kasaba, mezra bunları katabiliriz. Kent dediğimiz zaman ise ilçe, illeri buraya dahil edebiliriz. Şimdi grafiği incelediğinizde arkadaşlar önce 1927 yılında 1927 yılında Kırsal nüfus köyde yaşayanlar kırmızı ile gösterilmiş %75. Yani nüfusumuzun %75.8'i köylerde yaşıyor. 1927 yılında nüfusumuzun %24.2'si şehirlerde yaşıyor. Şimdi gelelim 2017. Ye. Aradan 90 yıl geçmiş. Ne değişmiş bakalım. Nüfusumuzun %92'si bakın çok büyük bir rakam kentlere yerleşmiş. Yani insanlar demek ki köyde durmamışlar. Nüfusumuzun sadece ve sadece yüzde yedi buçuğu köylerde, kasabalarda, mezralarda yaşıyor. Bu arkadaşlar şu demektir. Demek ki insanlarımız köyde durmuyor. Nereye göç ediyorlar? Kentlere. E tabi bunun illaki sıkıntıları da olacak. Yani yaşamaya başladık. Mesela tarım, tarımsal sıkıntı. Diyelim ki artık eskisi kadar tarımsal üretim yok. Hayvansal üretim de yok. E bu şehirlere taşındığımızın, olumsuz sonucu olarak söyleyebiliriz. Hemen bakalım aşağı kısma. Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusumuzun çoğu kırsal kesimde yaşıyordu. 1927'den sonra kırsal nüfus sürekli azalarak insanlar nereye göç etmeye başladılar? Kentlere göç etmeye başladılar. Evet arkadaşlar böylece dersimizi bitiriyoruz. Derslerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.